O yüzden oluyor zaten. Bu oyunun böyle kendilerini bir de en iyisi sanıyorlar. Böyle makasa falan giriyorlar ya bak işte. Türk kesin bak. Görüyor musun işte bak bu salaklar yüzünden oluyor bu oyun. Arkadaşlar yani bu adamı tanıyan varsa yani. Resmen söylesin kardeşim sen salaksın desin ya. Belki beni de izliyordur bilmiyorum ya. Şu yaptığı hareket salaklık abi. Ya siz ne düşünüyorsunuz şu hareket hakkında mesela? Yazın abi. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte multiplayer'ın gerçekleri, geleceği, şu anki hali, yani bütün her şeyi hakkında konuşacağız. O beklediğiniz, sizlerden yorum isteyeceğim video işte bu video arkadaşlar. Şimdi yavaştan bir yola çıkalım. Şöyle bir şurayı döneyim. Hemen size nasıl yorum yapacağınızı, sizden ne istediğimi hemen söyleyeceğim. Düsseldorf'tayım. Yani Duisburg Kalesi yolundayım bildiğiniz. Şimdi Duisburg'un oraya doğru döneceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bayağıdır söylüyorum. Yani bu multiplayer'ın geleceği hakkında şu anki hakkında bir video çekeceğim demiştim. Sizlerin yorumunu alacağım demiştim. O gün bugünmüş. Şimdi büyük küçük beni izleyen kim varsa öncelikle yorum yaparken şunu istiyorum arkadaşlar. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Yorum yapacağınız vakit işte benim ismim şu, hani yaşım bu. İsminizi vermek istemiyorsanız en azından yaşınızı yazabilirsiniz sadece. İşte fikrinizi söylersiniz. Oğlum gördünüz mü? Drift yapa yapa dönüyor. Arkadan böyle dönüyor adamın. Şimdi şöyle yapabilirsiniz mesela. Benim yaşım mesela sallıyorum 20. Görüşüm bu şekilde yazarsınız. Enter'a basarsınız. Gönderirsiniz yorum olarak. Yani mutlaka yaşınızı yazarsanız ve yorumunuzu da yazarsanız o zaman yorumlarınızda tek tek bakacağım arkadaşlar. Şimdi neyle ilgili konuşacağız? Multiplayer'ın geleceği ve şu anki hali. Şimdi arkadaşlar açık açık söylüyorum ben. Multiplayer'ın eski tadı tuzu hiçbir şeyi yok. Bunun bana göre sebebi Türk arkadaşlar. Ya ben buna cidden inanıyorum. Çünkü bakın ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Yani bana katılmayan da olabilir, katılan da olabilir. O yüzden sizden istediğim hani yaşınızla birlikte yorumunuzu yazarsanız sevinirim. Yani ben buna inanıyorum. Türkler bu oyunu mahvediyor arkadaşlar. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Yani ben bu oyun için elimden gelen her şeyi yaptım zamanında. Hem SCS tarafında yaptım hem multiplayer tarafında yaptım. Hani elimden geldiğince bu oyunu geliştirmeye çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım insanlara. Yani herkese bir faydam olması için videolar çektim. Yani elimden geleni yaptım arkadaşlar. Çok şükür belli bir kitlem de var. Hani bir sıkıntım da yok. Ben zaten bu oyunun zirvesindeyim kendime göre. Yani insanlar ETS'den de mi Kaçak TV çok şükür insanların aklına geliyor abi. Yani beni tanımayan, hani bu oyunu ilk defa duyan bile yani Kaçak TV'yi az çok biliyor arkadaşlar. İnanılmaz yani bir kulağına o Kaçak TV duyumu illaki geliyor bir şekilde. Hani o yüzden benlik bir durum yok. Hani ben zaten bu oyunu bitirmişim ya. Ben zaten zirvedeyim. Ben bu şekilde düşündüğüm için rahat rahat konuşabiliyorum zaten. Bak işte dönüşe bak abi. İsmini açalım. Türk mü? Türk abi bak. Hani yani görüyorsunuz söylemek istediğimle hani oyunda olan şey tutuyor yani. İsimleri açtım şimdi gördünüz arkadaşlar. Olay bu. Yani bunu inkar etmeye gerek yok. Bu oyunu Türkler mahvediyor arkadaşlar. Bu kadar net yani. Ya neler neler görüyorum. Hani banyolar yan hesaptan geliyorlar. Oradan da banyo. Ya bir insan akıllanır abi. Yan hesap düzgün. Yan hesaptan düzgün sürmeye çalışır. Yok abi oradan da yapıyorlar. Hani bilerek kasıtlı çarpıyorlar. Ondan sonra ban yedim diye üzülüyorlar, sövüyorlar falan. Böyle saçma sapan şeyler ben görüyorum. Facebook grubumuzda olsun, işte sağda solda olsun. Adam bildiğin kafadan giriyor. Yani yanlışlıkla oldu diyor. Yok işte bilmem ne oldu diyor. Bilerek yapmadım diyor. Ya söylüyor da söylüyor abi. Ya yapmışsın kardeşim ben yıllardır oynuyorum bu oyunu yani. Ya ben yapmıyorum. Anlamıyorum ki abi. Hani ben gerçekten anlamıyorum bu işi. Ya siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili mesela? Ben çok merak ediyorum. Ya bu oyunun kötüye gitmesinin sebebi ne? Ya bunu gizleyecek bir şey yok ki abi. Girin bakın. Yani sunucu 4000 kişilik abi sunucu dolmuyor ki. Yani dolmuyor abi sunucu. Ya bu sunucu da Avrupa 2'de mesela ya oyunun en kalabalık sunucusu bile dolmuyor arkadaşlar. Yani eskiden sunucuda sıra olurdu hatırlayın ya 200-300 kişilik sıralar olurdu ya.
Biz canlı yayında oynardık videoya. Ben giriş yapmak için beklerken sıralar olurdu abi. 200-300 beklerdim onu 10 dakika 5 dakikaya. Şimdi sırayı bırak. Sunucunun yarısı anca doluyor en yoğun vakitlerde, akşam vakitlerinde mesela. Ya tanıdığım arkadaşlarım falan bıraktı neredeyse. Bak mesela örnek vereyim. Nami Pars'ı söyleyeyim ben mesela abi. Yani adam ETS videosu atıyor. Ben de atıyorum. Ama hani isteyerek oynamıyor abi. Ben onu anlayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Abi kimse isteyerek oynamıyor. Benim mod takımım olsun, kaçakçılar mod takımı olsun mesela. Ya çok böyle manyaklar var. ETS manyağı var abi. Ya onlar bile artık oynamıyor abi bu oyunu. Yani çünkü o kadar soğuttular, o kadar kötü sürüyorlar ki. Hani bu işin sorumlusu bana kalırsa Türkler abi. Ya bu oyunun yaş kitlesi çok küçük. Hani buna da bağlamak istemiyorum sonuçta. Yaşı küçük olup da düzgün sürenler de var ama ya Türk olarak yani kötü sürenlerin yanında biz de patlıyoruz. Çünkü hani onlar Türk, ben de Türk'üm. Ne oluyor? Benim de adım çıkıyor. Ben de Türk olduğum için. Hadi bu da yaşı küçük olan arkadaşları da bağlıyor mesela. Çünkü yaşı küçük olan arkadaşlar daha fazla yaptığı için bunu iyi sürenler de aralarında kaynıyor. Ya ben bilmiyorum mesela şu anda siz single mi oynuyorsunuz daha çok, multiplayer mi oynuyorsunuz, ne oynuyorsunuz işte. Yani önemli olan bu. Bu multiplayer oynuyorsanız şu anda neden hala oynuyorsunuz? Yeni mi başladınız veya artık son demleniz mi? Sıkılarak mı oynuyorsunuz? Yoksa isteyerek mi oynuyorsunuz? Veya single mi oynuyorsunuz? Hani oyunu tamamen bırakıp başka oyunlara mı yöneldiniz? Yani benim sizden istediğim bu. Hani yorum olarak ben sizden bunları istiyorum. Bu oyun neden bu hale geldi? Bu kadar oyuncu kaybetti. Ya yani bu kadar sevilen bir oyun neden bu kadar kötüye gidiyor sizce? Yani. Ya ben kendi fikrimi şu anda söyleyeyim. Bu oyunun kötüye gitmesinin sebebi Türk arkadaşlar. Yani Türkler birbirinin arasında zaten kavga ediyor. Ya Türkler bildiğiniz bu oyunu Need for Speed niyetinde oynadığı için sıkıntı oluyor. İnsanları başka oyuna yöneltiyorlar. Geliyor birisi çarpıyor. Alt F4 atıyor. O adam girmiyor bir hafta, 2 hafta mesela. Hani bu oyun niye böyle çarpıyorlar, oynayamıyorum. Düzgün sürene çarpıyor mesela. Solluyor adam. Kafasına göre sollayacak yer yok. Çıkıyor sol şeride. Çimlere giriyor. Araya giriyor. Bir yere giriyor. Kendini kurtarıyor ama yanındaki, sağındaki, sondakini çarpıyor. Yıkıyor. Geçiyor arkadaşlar. Yani ben bunları söylemek istiyorum. Ya yani benim düşüncem bu. Yani bu oyunun en kötü süren... Allah. Bu oyunun en kötü süreni Türkler abi. Yani Ruslar bile iyi sürüyor. Ben size öyle söyleyeyim. Bak Ruslar bile iyi sürüyor. Ya tamam bizim Türk oyuncu sayımız fazla. Biliyorum. Ama gerçekten bu yani Türk oyuncumuz sayısı fazla diye yani bunu inkar edecek bir şey yok abi. Türkler kötü sürüyor bu kadar net yani. Ben gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle böyle hani YouTube'a video atan arkadaşlar olabilir. Az çok böyle izlenen arkadaşlar olabilir. Yani bu oyuna böyle gerçekten emeğini vermiş, vaktini vermiş. Uzun yıllardır oynayan Nami Pars gibi mesela. Hani Magenta gibi. Arkadaşların yorumunu daha çok bekliyorum. Çünkü onlar bu oyunu yıllar önce oynuyordu. O zamanlar çok daha güzeldi. Ben bu oyunun ilk çıktığı vakitleri hatırlarım ya. Biz konvoylar yapardık. Birlikte sürerdik. Neler neler yapardık. Hani çok güzel vakitlerdi. İnsanlar birbirlerine uyardı. İşte kimse böyle kolay kolay sollamazdı. Tek şerit halinde böyle giderdik sohbet, muhabbet falan. Şimdi öyle değil abi. Bir şey söylüyorsun, kimse dinlemiyor mesela. Ya o illa sollayacak, önüne geçecek, arkana geçecek, sağına geçecek, soluna geçecek. Yani o sollayacak abi, illa böyle duramıyor yani. Mesela biz böyle sağa çekip muhabbet ederdik böyle dinlenme tesislerinde olsun, benzinliklerde falan. Böyle sağa çekip tırlarımızı çok güzel yanaştırırdık bir anda. Hani muhabbet ederdik. Şimdi o da mümkün değil yani. Sağa böyle çekiyorsun abi. İnsanlar böyle duramıyor abi. İlla o tırı sürecek böyle. W'ye basacak abi. O tır gidecek abi illa. Hastalık mesela. Yani 2 dakika böyle kenara çekip o muhabbetin tadını alamayan insanlar var. Ya yani illa o tır sürülecek abi. Öyle hastalıklı bu oyuna böyle bağımlı ruh hastaları var yani bak. O yüzden oluyor zaten. Bu oyunun böyle kendilerini bir de en iyisi sanıyorlar. Böyle makasa falan giriyorlar ya bak işte. Türk kesin bak. Görüyor musun işte bak bu salaklar yüzünden oluyor bu oyun arkadaşlar. Yani bu adamı tanıyan varsa yani resmen söylesin kardeşim sen salaksın desin ya. Belki beni de izliyordur bilmiyorum ya. Şu yaptığı hareket salaklık abi. Ya siz ne düşünüyorsunuz şu hareket hakkında mesela? Yazın abi. Şimdi belki bazıları diyecek işte bilerek yapmadı. Lan neresi bilerek yapmadı? Şu hareketin bilerek yapılmayacak bir yanı var mı Allah aşkına ya? Bu hareketi savunacak hiçbir yeri yok ve direkt Türk olduğunu zaten bakın olmadan önce söylüyorum. İşte oyun bu yüzden gelişemeyecek. Bu multiplayer sürekli hani ban yiyen insanların yeni hesapla gelmesinden dolayı gelişemeyecek. Tabii ki çok fazla oyuncu kitlesi olacak ban yiyenler yüzünden.
Ama hiçbir zaman gelişemeyecek boyun bu şekilde devam ederse. Yani buna bir çözüm lazım artık. İnsanları banla, yani bir çözüme ulaşılmıyor. Yani bu oyun artık tamamen bir çözüm lazım. İnsanlar rahatça oynayabileceği, rahatça konvoy yapabileceği, saygılı seviyeli hani bir rank sistemi gibi bir şey olabilir. Hani CSGO'da mesela nasıl rütbe sistemi var? Aynı rütbeye göre oyunda eşleştiriyor sizi. Hani o tarz bir şey olabilir. Hani bilmiyorum abi, bir ayrımcılık yapılması lazım iyi sürenlerle böyle salaklar arasında gerçekten yani. Ben bu adamla aynı sunucuda sürüyorum. Ben düzgün sürüyorum mesela. Ya bana çarpacak bu adam birazdan. Hani böyle ya, bu videoda çarpmıyorsa başka videoda görüyorsun. Her videomda bir olay oluyor zaten. Hani ben bunu söylemek istiyorum aslında. Sıkıntı bu. Bunu çözemiyorlar. Ya onlar da çözmek istemiyor. Çünkü hani belli. Ban yiyor adam. Hesap açıyor. Ne oluyor? İşte SCS'ye para kazandırmış oluyor. Ya tamam, kazansın abi, SCS kazanmasın demiyorum da ya buna bir çözüm lazım hani. Ya banlı oyuncular yine yeni hesap alsın girsin ama hani bizimle aynı sunucuya giremesin. Ya bir rank sistemi, bir level sistemi, ya bir puan sistemi olabilir. Ya bir şeylerin olması lazım, gerçekten olması lazım. Ya bu oyunun adminlerinde de sıkıntı var. Vallahi adminlerinde de sıkıntı var. Ben de zamanında adminlik yaptım biliyorsun. İyi kötü laf edenler oldu, şikayet edenler oldu ama şu andaki durum bok gibi yani. Ya şu andaki durum gerçekten bok gibi. Ya bu oyundaki adminlik sistemi falan iyice bozuldu. Böyle tanıdıkları falan admin yaptıkları için. Tabi siz zaten çoğu şeyi bilmiyorsunuzdur. Benim hala takımda kulağım var abi. Geçen söylemiştim hatta. Geçen dedim bayağı oldu, bu MVL proje yöneticisi var ya, şey kodlayıcı daha doğrusu. Kodlayıcı. O adam mesela bir ihtiyacı olduğunda geliyor, direkt bana söylüyor adam. Bak takım içinde benim bir alakam yok ama hani ben de o adama söyleyebiliyorum bir ihtiyacım olduğunda. Direkt benimle ilgileniyor yani, birebir benimle uğraşıyor. Yani o bir tane kasma sorunu vardı, hatırlıyorsunuz videoda anlatmıştım. Yani o sorun için adam benimle ne kadar uğraştı biliyor musunuz? Yani ya ben o adama veya o takıma hiçbir kötülük yapmadım zaten. Herkes de bunun farkında. Ama işte gel gör ki adam benden şey yapıyor. Benimle muhabbet ediyor mesela. Hani gidiyor takımdaki başkalarına, Türklere onlardan yardım istemiyor. Geliyor bana soruyor mesela adam. Yani gizli bir şey olsa bile bana söylüyor adam. Benim haberim oluyor. Çünkü hani o adam biliyor benim onu başka birine söylemeyeceğimi. Hani başka birine sızdırmayacağımı. Yani biliyor. Ben mesela şeyleri yani çoğu kez biliyorum aşağı yukarı. Bu multiplayer'in ne zaman güncelleneceğini, şeye çıkacağını falan biliyorum aşağı yukarı. Hani o yüzden ben zaten adamın güvenini kazandığım için ya bir şey yapmıyorum yani. Adam da bunu bildiği için geliyor benden yardım istiyor bazen. Test ediliyoruz falan filan. Hani takımda olmama rağmen bunu yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Hani adam bana güveniyor zaten. Ama işte multiplayer'deki sorun da bundan başlıyor. İnsanların birbirine artık saygısı yok. Maalesef işte. Oyunda bu hale geliyor bu yüzden. Ben buna gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Bayağı konuştum, dertlendim. Yani ben çok seviyordum bu oyunu ama artık oynamıyorum abi maalesef. Yani işte bu sebepten dolayı oynamıyorum aslında. Yani sizlerin de bu konuyla ilgili yorumunu bekliyorum. Yani herkesin yorumunu bekliyorum. Yani bu videoya benim haklı olduğumu düşünüyorsanız gerçekten like atarsanız sevinirim konuşmalarımda. Yani ne kadar haklı olduğumu düşünüyorsanız o kadar videoya like atarsanız bir sayımızı görelim abi. Evet, harbiden haklı konuşuyorsun. İşte benden büyük abiler olabilir, küçük kardeşlerim olabilir. Onlar yani çok haklısın. Al işte bak. Yabancı, Allah'tan yabancı yani. Türk olsa sövecektik belki. İşte bu yüzden abi görüyorsunuz yani. Sebep bu, bak buraya kadar ne güzel sessiz sakin geldim. Bak %1 hasar oldu mesela. Yani niye olsun? Belki takıntılıyım kardeşim. %0 hasarla gitmeye çalışıyorum. Belki challenge yapıyorum kardeşim. Hani problem bu aslında. Yani neyin ne zaman bu oyunda olacağı belli olmuyor. Her an bir şey olabiliyor. Hani biz de böyle hızlı sürüyoruz, geri geliyor 150 yapıyoruz, virajlara keserek giriyoruz ama kimsenin oyununa zarar vermiyoruz. Hani sıkıntı bu. Herkesin ben bu videoda yorumunu gerçekten bekliyorum arkadaşlar. Büyük, küçük. Hani düşünebilen, beynini kullananı bilen. Ya şu güne kadar kaç tane banınız var onu da yazabilirsiniz aslında. Çok güzel olur. İşte yaşım şu, benim fikrim bu. Ben bugüne kadar işte 10 tane ban yedim, 4 tane hesabım var tarzı yorum da olabilir. Aklım başıma geldi veya gelmedi. Bu tarz olabilir veya işte yaşım bu. Ben bu oyunda troll yapıyorum çünkü benim zevkim bu. Hani ben param da çok benim. Yan hesap alıyorum. Yani benim bu oyundaki amacım insanları trollemek tarzı yorum da olabilir arkadaşlar. Onu da bekliyorum. Onun haricinde şey de olabilir.
Hani benim yaşım bu. Ben bu oyunu düzgünce oynamaya çalışıyorum yıllardır. Hiç banım yok ama şu anlık işte oynamıyorum. Sebep bu bu bu. Hani herkes kendi görüşünü yapsın. Troller de yapabilir. Hani düzgün oynayanlar da yapabilir. Bana katılan da yapabilir. Bana katılmayanlar da yapabilir. İşte benim yaşım bu, bilmem ne bu. Ben sana katılmıyorum. Sebep işte şöyle şöyle şu söylediğine katılmıyorum. Sebebi budur falan filan diye yorumlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. O size bağlı. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bakalım hayırlısıyla bu oyunun sonu ne olacak. Ben de çok merak ediyorum ama ya bu oyuna biraz böyle değişiklik falan gelmezse ya pek bir şey olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Ya biraz bir şeylerin güncellenmesi gerekiyor. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor bu oyunda. Yani değişmezse ya çok zor olacak bazı şeyler ama inşallah ya bazı şeyleri düzeltirler diye tahmin ediyorum. Düzeltmezlerse artık zaten bu oyunda ben gittikçe kopuyorum. Artık oradan da koparız herhalde diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hayırlısı, ben bu oyunu geliştirmeye hala elimden geldiğince devam edeceğim. Tanıtmaya devam edeceğim. Yenilikler olunca yine sıkılmadan atacağım sizlere. Önemi yok abi. Çünkü biz ETS olarak tanındık. Sıkıntı yok abi. Çok güzel vloglar atacağım. Başka oyunlar atacağım. Siz yeter ki yorum yapın, videolarımı beğenin, izleyin arkadaşlar. Başka bir isteğim de yok sizlerden. Herkesin yorumunu bekliyorum. Söylediğim gibi yaşınızı yazın, yorumunuzu yazın. Bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz bilmiyorum. Videoyu bana katılıyorsanız şöyle deli bir like atalım abi. 3000, 4000 like şu videoyu bir coşturalım abi. Arkadaşlarımıza bak Kaçak TV işte Uğur ne kadar haklı konuşuyor. Yani multiplayer'daki gerçekleri çekinmeden delikanlı gibi anlatmış. Hani hiç korkmadan al bu videoyu izle tarzında hani şeyler de yapabilirsiniz. Bu videoyu şöyle de izleyebilirsiniz, hani sonuna geldik gerçi, izlemişsinizdir hani oyun oynarken mesela ETS'ye girersiniz, oyunun sesini kısarsınız. Ben zaten full konuştum bu videoda. Hani oyunda videoyu alta alırsınız, oyunu oynarsınız hem bir yandan kulaklıktan beni dinlersiniz mesela. Bu şekilde de aslında bu videoyu izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Çünkü çok konuşmalık bir video oldu, hani izlenecek bir yeri yok da hani dinlemelik bir video oldu, öyle söyleyeyim. Böyle işte arkadaşlar. Yani gerçekler bu işte. Ben bu yüzden pek bu oyunu oynamıyorum artık. Oynamak istemiyorum. Yani olay bu. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Hepinize şimdiden iyi oyunlar. Görüşmek üzere.